Sorumuz şöyle. Aralarında h eşittir 1 santimetre olan iki paralel plaka arasındaki akışta toplam yüzey alanı 0,4 metrekare olan üst plaka 3 metre bölü saniyelik bir hızı verecek şekilde 1 kilo Newtonluk bir kuvvet ile çekilmektedir. Viskozitesi mü ve yoğunluğu 828 kilogram bölü metre küp olan akışkanın sabit basınç altındaki hız gradyeni şu şekildeymiş. Sabit basınç gradyeni ile oluşan hız profili böyleymiş arkadaşlar. Bu denklemle veriliyor. Yani şu hız profili dikkat edin bir yüzeyde sıfır, diğer yüzeyde hareketli. Yani şurada da hız var ama alt yüzeyde sabit. Ancak parabolik bir değişim var. Yani aradaki değişim doğrusal değil, parabolik bir değişim ve bu parabolik hızı ifade eden denklemde bu şekilde. Buradaki y değerimiz arkadaşlar değişken. Eksenimiz şöyle y. Yani buradaki y değerimiz arkadaşlar sıfırdan h'a kadar değişen bir değer. Y'nin değerine bağlı olarak hız değeri de değişmektedir. Tabii bu burada bu basınç farkı hız gradyenini bulabilmemiz için iki noktadan basınç ölçmemiz lazım. Bunun için bir fark basınç ölçer kullanılmış arkadaşlar. Fark basınç ölçer şekilde gösterildiği gibi kolları L eşittir 10 santimetre. Yani şu aradaki mesafe 10 santimetreymiş. Dolayısıyla şuradaki ifadeyi de vermiş oldu. Olan diferansiyel bir manometre ile ölçülmektedir. Yoğunluğu 1100 kilogram bölü metre küp olan akışkanın kullanıldığı manometre kolları arasında 10 santimetre seviye farkı meydana gelmektedir. Evet, bakın burada şu H1 dediği 10 santimetre arkadaşlar. Akış yönüne doğru basınç azalmakta. Yani bir noktasında şuradaki basınç ile şuradaki iki nokta arasındaki basınç ölçülmekte ve manometre kolları arasındaki seviye farkı 10 santimetreymiş. Bize sorunun ilk kısmında şunu soruyor. Diferansiyel manometrede ölçülen basınç farkı nedir? Yani dolayısıyla aslında şuradaki 1 ve 2 noktası arasındaki basınç farkını ölçmüş oluyoruz. P1 eksi P2 delta P'dir. Ve soruda da sabit bir akış boyunca sabit bir basınç gradyeni olduğu verilmektedir. Yani herhangi iki nokta arasında ki basınç bu iki noktasının basınç farkı bölü bu iki noktanın arasındaki mesafe sürekli sabit kaldığı anlamına gelmektedir bu. Burada bir fark basınç ölçeri olduğu için fark basınç ölçerlerde arkadaşlar basınç farkı şu şekildedir. Manometre sıvısının yoğunluğu eksi akan akışkanın yani basınç farkı ölçülen akışkanın yoğunluğu çarpı G çarpı buradaki manometre kolları arasındaki seviye farkı olan H1. Fark basınç ölçerlerde fark basıncı bu şekilde bulunur. Eşittir 1100 eksi 828 çarpı 9,81 çarpı 0,1. O halde delta P değeri arkadaşlar 266,83 Pascal olarak ölçülmektedir. Plakalar sorunun ikinci kısmında plakalar arasındaki akışkanın viskozitesi nedir? Yani şuradaki şu akışkanın viskozitesini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bize buradaki kuvvet ve üst plakanın hız değerleri verilmiş. Bu üst plaka hız değeri ve hız profilini tanımlamak için kullanılıyor burada. Dolayısıyla aslında yapacağımız işlem şu bakın bize F verilmiş. F'in kayma gerilmesi çarpı alan olduğunu biliyoruz. Kayma gerilmesinde mü du bölü dy çarpı alan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bakın F değerini biliyoruz. Hız gradyeni ya da şekil değiştirme hızını verilen hız profilinden bulabiliriz. Yüzey alanı da verilmiş. Dolayısıyla tek bilmediğimiz burada viskozite kalıyor.
O halde ilk önce şu DU bölü DY'ye bakalım. Evet, hızın şunu yapıyoruz. DU bölü DY, D bölü DY V çarpı YH eksi 1 bölü 2 mü delta P bölü L Y kare eksi HY'nin Y'ye göre türevidir aslında arkadaşlar. Bunun neticesinde şu değer elde edilir. Bakın V bölü H, Y'ye göre türev alıyorum. Eksi 1 bölü 2 mü delta P bölü L parantez içindeki ifade 2Y eksi H. Evet. Böylelikle hız gradiyenini ya da şekil değiştirme hızını bulmuş olduk. Kayma gelmesi ifadesinde de yazacak olursak bunu o zaman şu olacaktır. V mü bölü H eksi 1 bölü 2 delta P bölü L delta P bölü L çarpı 2Y eksi H. Şimdi kayma gelmesi tabii yüzeyde meydana gelen kayma gelmesine bakacağımız için burada Y dediğimiz yer H yani üst plakanın kuvvetin meydana geldiği hareketli olan üst plakadaki kayma gelmesine bakacağımız için Y H oluyor burada arkadaşlar. O halde kayma gerilmesi V mü bölü H eksi 1 bölü 2 delta P bölü L çarpı H'tır. Şimdi bu değeri arkadaşlar kuvvette yerine koyduğumuzda kuvvet kayma gerilmesi ifadesi çarpı alandır. Bakın burada her değeri biliyoruz arkadaşlar. Bilmediğimiz bir tek viskozite kaldı. Viskoziteyi de çekecek olursak F bölü A artı 1 bölü 2 delta P bölü L H bölü V'dir. Değerleri yerine koyalım. F 1'di. Bölü yüzey alanı 0,4 artı 1 bölü 2 basıncı bulmuştuk. 266,83 bölü 0,1 çarpı iki plaka arasındaki mesafe 0,01 metre 0,01 bölü 3 eşittir 0,052 Pascal çarpı saniye büyüklüğünde viskoziteye sahip bir akışkan varmış bu iki plaka arasında. Dolayısıyla aslında eğer bu hız profilini bilebiliyorsak ya da tahmin edebiliyorsak ve iki nokta arasındaki basınç farkını ölçüyorsak aynı zamanda hareketli plakanın bu hızı sağlamak için gerektirdiği kuvveti de ölçebiliyorsak aslında bu düzenek bu haliyle bir viskozimetre oldu diyebiliriz.